Tifo hastalığı uzun zamandan beri, yani ilk çıkan enfeksiyon hastalıklarından biridir diyebiliriz. Çok uzun zamandan beridir insan sağlığını rahatsız eden bir hastalıktır. Tifo hastalığı özellikle yaz aylarında, mevsimsel dönemlerde daha sık görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bağırsak sistemini, mide bağırsak sistemi üzerinden bulaşlar oluyor diyebiliriz. Şimdi tifo hastalığı tanım olarak nedir diye soracak olursa, yüksek ateşle seyreden, özellikle iyileşme periyodu geçtikten sonra en az 4 hafta süren, 4 hafta içerisinde iyileşebilen diyebiliriz. 4 hafta hastalığı diye de geçebiliyor. İyileşebilen bir hastalıktır. Eğer herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde, tabii komplikasyon gelişirse, herhangi bir sıkıntı olursa ilerleyen dönemlerde hastalık süresi uzayabiliyor. Ancak bu dönem içerisinde hastanın bütün organlarını tutabilen bir hastalıktır. Yani komplike bir hastalıktır açıkçası. İnsandan insana bulaşma durumu da söz konusu. Baktığımız zaman neden olur diye değerlendirdiğimizde genellikle bulaşmış olan hayvanlardan bize daha çok geçiyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi özellikle kümes hayvanlarında mevcut. O kümes hayvanlarının bağırsaklarında, bizim normal bağırsak florası dediğimiz, insan vücudunda da bağırsaklar vardır. O floralarda da bizim bakterilerimiz var. Ama tavuklarda özellikle ya da horozlarda artık bu tip kümes hayvanlarında bu bağırsak florasında normal olarak bulunur. Biz de bu hayvanları, besinleri tükettiğimiz zamanlarda bunlardan bir şekilde hastalığı kapmış oluyoruz açıkçası. Tabii bu hayvanlar sağda solda dolaştıkları için ve öbür besinleri de kirlettikleri için besin kaynaklı bir bulaş meydana geliyor. Şimdi baktığımız zaman bu bulaş yollarına baktığımız zaman özellikle fekal oral yolla ve besinlerle bulaştığını bildiğimiz zaman da risk faktörleri de bunun çerçevesinde açıkçası meydana gelmiş oluyor. Yani yaş ve cinsiyet olarak herhangi bir fark yok. Yaş ve cinsiyet olarak herhangi bir grupta görülebilir ama yani çocuklarda da görülebilir, yaşlılarda da görülebilir, kadınlarda da görülebilir, erkeklerde de görülebilir. Herhangi bir şekilde bunda bir farklılık yok. Yalnız işte kötü beslenme koşullarının olduğu yerlerde, temizlik, hijyen şartlarının kötü olduğu yerlerde, özellikle besinlerle alakalı bu tip bölgelerde geçiş daha yüksek olabiliyor. Sulara bulaş olabiliyor. Sulardan bulaştan insanları geçebiliyor. Bu şekilde risk faktörleri de bu şekilde meydana geliyor. Şimdi belirtileri nelerdir diye baktığımız zaman ilk etapta gastroenterolojik belirtilerle gelme ihtimali yüksek oluyor. Çünkü besinlerle almış oluyoruz bu. Mide bağırsak sistemini etkilemeye başlıyor. Çocuklarda ishal görülebilmesine karşın, erişkinlerde biz ishalden ziyade daha çok kabızlık görebiliyoruz. Karın ağrısı görebiliyoruz. Bu hastalığın en önemli özelliklerinden bir tanesi yüksek ateş yapması ve o yüksek ateşi paralel olmayacak şekilde herhangi bir şekilde terleme olmaması hastalarda. Hastalarda terleme olmaması bizim için çok özellikli bir durumdur. Çünkü normalde biz yüksek ateşle seyreden hemen hemen bütün hastalıklarda terleme bekliyoruz. Bu hastalığın doğasından ötürü herhangi bir şekilde terleme olmuyor. İlerleyen dönemlerde eğer herhangi bir şekilde komplikasyon gelişmez ise eğer, yani başka organ bir tutulumu olmazsa, başka herhangi bir organ tutulumu olmazsa ve bağırsak sisteminde herhangi bir perforasyon dediğimiz patlama tarzında herhangi bir şey olmaz ise eğer, hastalık 4 hafta içerisinde iyileşiyor antibiyotiklerle. Kendine bırakıldığı zaman da iyileşebiliyor. Şimdi tifo demek aslına bakarsanız şuur bulanıklığı demek özünde. Yani yüksek ateşten ötürü kişilerde bir şuur bulanıklığı geliştiği zaman tifo hastalığına kapılmış diyoruz biz buna. Yani tifo aslına bakarsanız bir tanım. Değişik bakteriler, değişik virüsler de tifo tablosuna sebebiyet veriyorlar. Bu yüksek ateşle birlikte belirtilerinden bir tanesi de şuurun biraz bulanması açıkçası. Yani bu şekilde bir belirti sistemi var. Şimdi teşhisini nasıl yapıyoruz diye sorduğumuz zaman, teşhisini ya kandan almış olduğumuz değişik örneklerle, Gruber Vidal demiş olduğumuz dediğimiz bir kan tahlili yöntemi var vücutta, antikor düzeyini ölçebiliyoruz. Ya da gayta örneklerine bakıp, gayta örneklerinden kültür alıp, o kültürde direkt hastalığın kendisini gösterdiğimiz zaman da tanı konabiliyor açıkçası. Bu şekilde hastalığın teşhisi de bu şekilde oluyor.
Dedik zaten yaz aylarında görülüyor, özellikle ilkbahar yaz aylarında bu besin zehirlenmelerin daha sık olduğu bölgelerde görülüyor. Çünkü bu sıralarda işte hijyen kurallarına önem verilmiyor, sular bulaşmış oluyor. Ve artı şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi günümüzde tedavide bir sıkıntı yaşayabiliyoruz bu hastalıkla ilgili. Neden diye soracak olursanız. Çünkü son zamanlarda biz tedavisinde normalde Salmonella'nın kinolon grubu antibiyotikleri ve makrolit grubu antibiyotikler dediğimiz iki grup antibiyotik var. Bunları sıklıkla kullanıyoruz biz. Şimdi son zamanlarda özellikle besin sektöründe de yani siz de biliyorsunuzdur. Çok yüksek düzeyde antibiyotik kullanıldığından ötürü bu tip antibiyotiklere karşı direnç gelişmiş durumda. Bizim standart tedavimizde dediğimiz gibi bunlara karşı 2 hafta ya da 4 hafta kinolon grubu ya da makrolit grubu antibiyotikleri verdiğimiz zaman tedavi edebilecekken şu anki günümüzde bu antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler gelişmiş durumda. Ve bu da dünya çapında artışa geçmiş durumda. Genellikle yani son zamanlarda haberlerde çıkıyor bu. Yani yayınları da yapılıyor. Ama bizim ülkemizde şu anda bu tarz bir salgın mevcut mu diye soracak olursanız, hayır, şu anda bizim ülkemizde o tarz bir salgın mevcut değil. Gelme ihtimali var mı? Tabii ki de gelme ihtimali var. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi ilk etapta besin sanayisinin aslına bakarsanız dünya çapında buna dikkat etmesi gerekiyor ki bu hastalığa karşı herhangi bir şekilde direnç gelişmesin. İlaç bazında. Bunun dışında biz kendimiz ne yapabiliriz? Almış olduğumuz besinlerin hijyen şartlarına uygun olup olmadığını kontrol edebiliriz. Özellikle dediğimiz gibi kümes hayvanlarını alırken onların iyice kaynatılması, iyice kızartılması tarzında yapabiliriz. Onların bulaşını o şekilde engelleyebiliriz. Fekal oral yolla insandan insana bulaşı da mevcut olduğu için eğer hastalıkla alakalı bir şüphelenme olduğunda aslında o olmasa bile genel hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Ellerimizi sürekli yıkamamız gerekiyor. Besinlerimizi sürekli temizlememiz gerekiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman hastalıktan sadece tifo olmamakla beraber fekal oral yolla bulaşan bütün hastalıklardan bu şekilde korunabiliriz.